Meniş Hanım Sürtüyor konuğumuz Ankara'dan geldi. 15 yaşındaki kızım Sümeyye'yi amcaoğluyla kocam evlendirmeye çalışıyor iddiasında bulundu. Bu arada eşiyle de bir ayrılık aşamasında. Kadir Akyol, çocukların babası, telefon attığında şu anda. Kadir Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Bakın kızlarınızın annesi, siz şu anda 3 yıldır ayrıymışsınız. Ama bir yıl önce kapısını çalmışsınız. Sümeyye'yi kardeşinizin oğluna istemek için. Sümeyye'yi Muhittin'le evlendireceğinizi, dini nikah kıyıldığını ya da kıyılacağını iddia ediyor. Kızınız sizin yanınızdaymış. Evet, yanımda. Evet, bu Muhittin'e verilecek, Muhittin'le evlendirecek iddiası nasıl ortaya çıktı? Nasıl ortaya çıktı? Bir insan bir insana veyahut gülür gelemez mi? Ben yok dedim. Bir önce annesi yok İsmet dedi. Bir saniye bunun kardeşim. Bunun gerek yok ki ya. İsmet, Cumhur geldiniz mi gelmediniz mi? Kızı sizden istedi mi kardeşiniz? Evet istedi. Ne zaman? Bir yıl oluyor. Bir yıl önce. Tamam, buyurun. Tamam, ben yok dedim. Annesi yok dedi. O iş bitti. Oğluna kalbinle düşünme, beyninle düşün dedi ya, değil mi? Allah'ını seversen şunu konuşturma da ben konuşayım ya. Meniş bir bekleyin. Evet iddia. Ben duymak istemiyorum sesini ya onun. Ben seninkini çok istiyorum. 14 yaşındaki kızı kardeşinin oğluna vermek için elinden geleni yapıyor. Ben seninki sanki çok uğraşıyorum. Bu haricinde, biri haricinde bana biri desin ki Sümeyye'yi kardeşinin oğluna veriyor, vermiş desin veyahut bir şey desin. Ama isteme gerçekleşmiş. Kendi yazıyor, kendi oynuyor bu ya. Yalan makinesi bu ya. Tabii ama, tabii yalan makinesi. Bak bakın, komşular yarın bağlandın görürsün. Yani siz yalan makinesi. İddiası bu doğru ama efendim. Kız istenmiş. Kız istendi efendim. Diyor amcasının oğlu tarafından. İstendi. Bu iddia doğru. Kendine diyor. Kendine diyor. Bakın. Efendim. Biraz önce Deniz yeğeniniz yayına bağlandı. Böyle bir şey olmadı dedi. Siz bu iddiayı doğruladınız. Esra Hanım. Dinliyorum. Eğer beni dinleyeceksen mücadelimle konuşuyorum. Tamam. Dinlemeyeceksen onu dinliyorsun zaten o sizin yanınızda. Tamam. Anlatın şimdi istemeye gerçekleşti ama sen o kızını vermedin. Ya nesini vereyim ki zaten 15 yaşındaki bir çocuğu ya. Hissesini çıkartmadı Esra Hanım yalan söylüyor. Anlaşmış gelmiş. Hissesini bile çıkarmadı. Anne niye bir yıl sonra bu iddiada tekrar bulunuyor? Ya ben defalarca söyledim ki o yalan makinesi diye. Anne sen diyor ya yalan makinesi diye. Yalan makinesi ya. Tabii tabii sana çekmişim aynı bak. Nasıl güzel inkar ediyorsun. Şey, o şeyi kardeşinin onu yazıyor. Kaç savcılığa verirseniz verin. Beni kimseden korkum yok. Esra Hanım konuşturacaksan ben kapatayım telefonu. Bakın ben kapatacağım demeyin. Kapatmayın telefonu lütfen. Ortada bir sizin kızınız var. O zaman. Şimdi sen bu kızın babasısın. Ben dinle duymak istemiyorum o sesini ya. Beyefendi sen kızın babasısın. O annesi. Anne diyor ki benim kızım evlenecek. Senin erkek kardeşin İsmet cesaret edip diyor ki Kadir bu kızı benim oğluma ver diyor. Bu cesareti kardeşin nereden buluyor? Daha ısrar ediyor. Olmaz mı? Diyemez mi ya? Diyemez tabii ki. Ya ben de yok deyince tamam mı oldu mu? Yalan söylüyor Esra Hanım. Yalan bu söylüyor. Bu konu kapandı mı? Yok, İstemeler yalan demeyince. Demedi. Yalan şey söylüyor. Yok demedi. Esra Hanım. Esra Hanım beni de geçin. Anlatın bunu, abici anlatın. Kardeşlerini aran. Üç tane erkek kardeşi var. Babasını aran. Ben tamam. Nişat görüyorum. İki tane kardeşi, üç tane erkek kardeşi var. Onu aran. Şimdi erkek kardeşini aran. Ararım, bağlarım. Ama burada mühim evet. Olan Sümeyye. Evet. Sümeyye sizin yanınızda kalıyor. Ben o kızı senin kardeşin oğluna verdirmem. Bu kelleyi yola koydum. O kadar kötü ki. Sümeyye okula gidiyor mu Kadir Bey? Evet. Hangi okula gidiyor? Yerköy'de. Efendim? Yalan söylüyor. Yerköy'de yani. Dışarıdan okuyor. Yalan söylüyor. Ne okuyor? Dışarıdan okuyor liseyi. Dışarıdan okuyor. Liseyi. Açık lisede okuyor yani. Okuldan evet, bakıttım evet. Çıkmıyor. Eğitimine devam ediyor. Evet. İkametgahı nerede? Bu kızın annede olması lazım. Yetkiyi bu konuda anneye vermişler eğitim konusunda. Siz başka bir yerinden veremezsiniz. Hayır niye edemiyormuşum ben? Bak, ben buraya nakil alırken burada kanun yasağı yok muydu? Kadir Bey bu okul konusunda yalan söylüyorsanız bu çok basit. Savcı bana verdi çıkar. Yetkiyi. Bak, ben size sözünü... bir şey söyleyeyim. Bak size bir şey söyleyeyim. Bunu araştırın. Yalanla hitap etmem bana. Tamam. Diyor diyorsun açıktan okuyor evet. Diyorsun okulunu. Evet.
Ya açıktan okumasına da gerek yok ki. Yani 15 yaşında bu kız normal eğitim... Ben annesinin yanına bıraksaydım. Annesine... Öbür kızına niye şiddet uygulamış? Niye yurda gitmiş? Araştırır mısınız? Bana niye şiddet uygulamış? Sümeyye, niye sizin ceza yanınıza almış, niçin geldi? Anlamadım. Sümeyye senin yanına nasıl geldi? Niçin geldi? Abisi götürdü. Kurban bayramında bayram için gelmişti. Bir daha da gitmedi. Gitmek istemedi. Bayram için ben geldi. Evet. Ama biraz önce diğer kızın Hazal dedi ki... Deniz dedi ki... Anne şiddet uygulamış, kız senin yanına kaçmış. Yo yo yo. O da var, o yalan da var. Söylüyor, yalan söylüyor. Var. Ama bayram benim için oğlum geldi, götürdü. O da var. Benim oğlum götürdü, askere de gidiyordu. Şimdi ben benim oğlum götürdü. Bütün köy, ispatlasın, köy ispatlasın. Nerede şiddet yapmış, ispatla, ispatla. Peki anne Allah niye aşkına buraya gelsin? Kadir Bey, kız okula gidiyorsa, kız evlendirilmek istemiyorsa, kız senin yanında mağdur edilmiyorsa, karın Meniş niye burada? Ya ne demek istiyorsunuz? Ben diyorum ki ben sene kesinlikle mağdur edilmiyor. Edilmedi diyorum ben. Peki. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Allah aşkına ben onun var ya. Kadir Bey. Sorun istiyorum ya Meniş Akyol'un. Kadir Bey şunu sormak istiyorum. Ablası dedi ki şu iddiada bulunuyor telefona bağlanan ablası. Bu isteme olayı oldu. Sümeyye'nin aklına da bu evlilik konusu yerleşti. Ben Muhittin Bey ile Sümeyye arasındaki yazışmaları gördüm. Bu evet. Kızın aklına girdiler. Böyle bir görüşüyor olabilir mi Sümeyye evlilik konusunda? İstemeyi biliyor mu Sümeyye? Sümeyye Akyol'un aklı onun ikisinden de fazla. Jandarma hiç eve geldi mi? Geldi, soruşturdu. Hatta ifademiz de var orada. Hayır, ya jandarma sizin evinize niye geldi? Bunu da açıklayın. Meniş Akyol'un şikayetinden dolayı. Yani çünkü hatıra bir kağıt geliyordu bize. Hı hı. Jandarma geldi, siz bu kızı evlendirecek misiniz diye sordu. Böyle bir durum var mı diye baktı. Evet, öyle bir şey olmadığından dolayı da dilekçemiz var orada bizim. Kızınız sizin yanınızda yaşıyor. Evet. Ama erkek kardeşin evi de çok yakılmış. Şimdi nereden bileceğim ben? Yani usulen arada senin evine geldiğinde... Ben çocuğumu ben istemiyorsa oradan alınmasını istiyorum. Güvişeye alınmasını istiyorum yurda. Hı. Esra Hanım. Söyleyin. Ben yasalarımı... Program yapıyoruz Kadir Bey. Sen evet. Kardeşin geldi, kızı istedi, sen vermedin. Anne de istemediyse zaten hiç sorun yok. Esra Hanım sen seslenmedi, seslenmedi. Erkek kardeşinle... Söz vermiş, seslenmedi. Bak, erkek böyle bir durumda, sen kızını vermiyorsun ya kardeşine. Senin evet. Kardeşinle aranda husumet olması, problem olması hayır, kesinlikle. Lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hiçbir şey, birilerinin bir şey istediği zaman vermeyince kötü mü olacak o? Hayır, Kadir Bey şimdi... siz 3 yıldır ayrı yaşıyorsunuz eşinizi. Allah aşkına, bir isteme evet 3 yıldır bir isteme olayı oldu. Siz hayır dediğiniz anda hanımefendinin haberi olmaz ki ama o bile duymuş. Demek neyi ki duymuş? Bu anne de istemedi diyorsunuz. Siz hayır dedikten sonra o iş orada biterdi. Siz evet, niye bitti, engel bitti olmadınız? Zaten. Bitti diyorum, bitti. Ankara'ya diyor geldiniz mi diyor. Ankara'ya geldin mi Meniş'in evine? Ya ben annesinin fikrinden önemli dedim bak. Ben bana göre hayır dedim bu iş olmaz dedim. Hı hı. Ya, yaşı küçük dedim tamam. Annesine dedim annesine sorun. Annesine o da tamamlıyor hayır dedi. Yok hiç seslenmedi. O yolu benim ben vermem dedikçe hiç seslenmedi. Oğlana da demiş ki hatta Haydar Arif'e bağlayayım sorun. Hı. Kalbinden düşünme beyninden düşün demiş çocuğa. Yani baba kızı verdi gelip senden rıza istediler. Aynen öyle oğluma dediğine göre öyle yani bunun gönlü var demektir. Peki kalbinden şu Haydar'ı da bir telefona düşün. Bağlayalım. Haydar o gün ya, evde miydi o zaman? Ya düşünce... Evet oğlum evdeydi. Ya, babasıyla beraber geldi. Bir insanın düşüncesi yargılanır mı ya bu ne diyor bu ya? Şimdi insanın düşüncesiyle değil bir kere böyle bir girişimde bir kere bu kalbinize beyninize girmiş yani. Ben nereden bileyim kendi aranıza dini nikah. Allah aşkına ben onu dinlemek istemiyorum Haydar, ya. Bir dakika bekleyin Haydar oğlun telefon hakkında. Haydar. Haydar merhaba. Bu babam hayatı yalan söylüyor şu an. Bana geldi evde beni bir hafta orada ben bir hafta bayram ziyaretine gittiğimde beni zorla oraya bayram ziyaretine götürdü. Ve ondan sonra oradan gelirken ben bir hafta iş yerine gittiğim için kızın aklına girmiştim. Ondan sonra bu geleceğimiz zaman Sümeyye bana dedi ki ben gel kızım bak gel kızım hani gel kardeşim böyle böyle gelmedi. Dedi ben burada duracağım abi ben asker gecenine gelirim şöyle böyle. Ondan sonra ben geldim ve
Babamgille falan geldik. Orada isteme mevzusu oldu. Ondan sonra babam beni odaya çekti ve kalbine düşün de beynine düşün dedi. Kendi rızası vardı. Bunu yalan söylüyor. Kadir evet, Bey, aklınla düşünme, pardon, kalbinle düşünme, beyninle düşün ne demek? Ya diyorum ki yanlışı doğruyu seç dedim ben, kötü mü dedim ya? Şimdi ama kendi neyin yanlışını doğrusunu seçecek? Kadir yani Beyciğim. Bana soracağınız bir şey, bana bak, bana soracağınız ne varsa söylerim. Şimdi hayır, ben merak ediyorum. Sen şimdi karınla ayrısın. 3 yıl sonra kapısını çalıyorsun, yanında İsmet var kardeşin, oğlu var Muhittin, karısı var. Diyorsun bak benim kardeşim 3 yıl sonra çalmadım ben. İstiyor. 3 yıl sonra çalmadım ben. Tamam neyse ben her işte. Her zaman gidip çocuklarımın yanına varıyordum. Bir gün olsun çocukların hepsini almamıştır. Bir gün olsun bir defterini kalemini almamıştır. Oğluna. Bir gün olsun ne yiyorlar diye sormamıştır. Ona müşahede etmezdir mi? Almamaz. Kadir müşahede abicim. Bir türlü ya. Kardeşin onunla vermeye geldin. Nice babasın ama. Size... Ona müşahede etmedi ya. Zaten inanmak istediğim bu. Ben asla kızı vermem. Beyninle Esra düşün, Hanım. Kalbinle düşünme ne demek? Esra Hanım. Dinliyorum. Allah aşkına bu konunun mahtabı Sümeyye Akyol değil mi? Hı hı. Lütfen onu arayın sorun ya. Sümeyye Hanım Reşit değil. Reşit olmadığı için de velayet hakkı dolduruyorlar. Anne ve babaya verilmemiş ama çok... Çocuk ortada mağdur ediliyor. Bakın şunu anlamayın. Hayır kesinlikle. Ha, Kadir Bey kesinlikle bakın. Nasıl mağdur edebilirim ya? Nasıl mağdur ediliyor? Ben size anlatayım mı? 15 yaşındaki çocuğun aklına isteme olayını sokmuşsunuz. Belki, bir kere... belki de yüzlük kenar takmışlar olabilir yani. Ben ona güvenmiyorum. Yalan. Bakın bu olduğundan bahsetmiyoruz Kadir Bey. Siz şunu dediniz mi annesine? Kızı istiyorlar kardeşime. Sen ne diyorsun diye sordunuz mu? Evet sordum. Sormadı. Ben de size diyorum ki bunun sorulması bile çok büyük bir manevi ihmal. Çünkü bir baba olarak bunlar sizin akrabanız. Kapınızı çalma cesareti gösteriyorlar. Bir, sizin onay vereceğinizi düşünüyorlar. İki, siz hayır demedi deyip yok etmediğiniz için de anneye getiriyorsunuz. Hayır diyorum ben ya. Kadir abicim, bak abicim diyorum. Sen hayır dediysen niye karının evine gittin? Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. İnanmayın. Bunun hayatı yalan. Hayır dedim ben zaten ya. İşi gücü yalan. Kadir hayatı Bey, yalan. Sen kardeşin dedi ki kızı bana ver dedi. Sen hayır dedin. Niye Meniş'in evine gittin? Hayatı yalan. Ya çocukları ben getirmek için bayrama geldiler. Çocukları götürmek için gittim ben. Ya senin çocukların çocuk değil ki. Çocuklar beni aldırmak için gelmedi zaten. Haydar Nazlı oradaydı. Tamam. Sümeyye. Çocukların kocamanlar. Oğluna niye? Kalbinle değil beyninle düşün dedin. Ya ben bunu çocuğuma diyemez miyim? Hayır ama şimdi oğlum bak yani benim gönlüm var. Sümeyye'yi benim gönlüm var vermek istiyorum. Sümeyye'yi hani verelim. Benim kardeşim iyi insandır. Hayır öyle de demedim. Ne dedin? Dedim ki oğlum ne düşünüyorsan kalbinle düşünme beyninle düşün dedim. Ama neye istinaden söyledin bunu ne oldu da? Yok abla. Bak kalbinle düşünme beyninle düşün. Haydar'a bunu diyen sensin. Oğluma sorun. Şimdi Haydar sana demesi lazım ki baba ya Sümeyye evlendirilecek kız değil küçük demesi lazım. Sen de demen lazım ki oğlum bak kalbinle düşünürsen istemezsin ama beyninle düşün. Azıcık akıllı ol. İsmet amcanların durumu da ortada. İsmet amcanlar da çok iyi insanlar. Biz kızı gel onunla evlendirelim demek bu. Ben öyle anladım. Esra Hanım, efendim? yanında bir kızı var, o nerede, nasıl yetişmiş, nasıl, ne şimdi, halde bir sorma ya. O senin Hazal'a da geleceğim de, o senin de kızı. Bunu da yetiştiren onu, benim, onu da yetiştiren Sümeyye olayını benim. Bir çözelim. Niye Sümeyye dedin ki? Çözersek, Sümeyye olayını çözersek, sağlıklı bir kişiden sorun, ondan değil. Yüzük taktınız mı kendi aranızda? Ne yüksük ya, ne yüksüğü ya? Ya ne bileyim, kardeşine söz verdin mi? Ya İsmet... Hayır, kesinlikle. Esra Muhittin'le konuşturuyor telefonda. Mu? 18 yaşına geldiğinde Sümeyye ile Muhittin'i evlendireceğiz dediniz mi? Hayır, öyle bir şey de olmadı. Ama olması lazım. Sadece konuşturuyor. Kendi telefonundan kardeşinin konuyla konuşturuyor sadece. Ya şimdi şu da ben konuşayım bari ya, o zaman kapatacağım vallahi ya. Peki arada görüşüyor mu Muhittin'le Sümeyye? Hayır. Sümeyye Muhittin'e nasıl hitap ediyor? Abi diyordu Muhittin diyor. Muhittin abi diyor. Ne diyor?
Muhittin abi diyor. Muhittin abi diyor. Size yazışmalarını Muhittin göstereceğim. Arasında kaç yaş var? 10 yaş var herhalde. 10 yaş var. Yani bayağı büyük. Gerçekten evet. Köyde kuzenine abi diye hitap ediyor mu? Evet. Ama bak ihbarlardakiler hiç öyle demiyor. İhbarın kim? Şimdi sizin... İhbarın kişisi önemli. Adamı önemli. Yozgat, Yerköy, Küçük Çalıklı köyünde değil misiniz siz? Evet. Evet. Orada diyorlar ki mesela Muhittin'le diyorlar Sümeyye görüşüyor abi de demiyor diyorlar. Kim diyor ya? Sen ya işte köylülerden görenler söylüyor. İsimlerini vermiyorlar. Hepsinden de davacıyım Esra Hanım. Hepsinden. Anasından bile davacıyım. Of. Neye of Kadir Bey? O kimden davacı olursa olsun. Hepsinden davacıyım. Hepsinden. O benim abi. Hiçbir şeyim değil. Onun yanındaki şu kız da benim hiç. Niye almadın? Ben bunları masraf olmak istemiyorum ya. Ben sırf onlardan uzak kalmak için ta Yozgat'a geldim Ankara'dayken ya. Niye hazırlığını almadın? Ben istemiyorum onlarla. Konuşmak bile istemiyorum. Kimler konuşmak istemiyorum. Ben sana çok hevesli değilim. Ben çocuğumun peşindeyim. Senin peşine gelmedim. Ben şu çocuk amaneti edilecek bu yapıda değil o ya. Kardeşin onlar mı vermek babalık? Ha? Hangi babalığa sığıyor? Evet. 14 yaşındaki bir çocuğu vermek hangi babalığa sığıyor? 3 yıldır çocuklar annenin yanında mı kalıyordu Kadir Bey? Efendim? Bu ayrılık sürecine girmişsiniz ya, anlaşmazlık evet. Olmuş evlilikte. Çocuklar kimin yanında kaldılar? Benim yanımda kalıyor. 3 yıl boyunca? Annesinin yanında kalıyordu. İkide bir de çocuk beni arıyordu. Baba gel beni al. Yalan söylüyor. Ağları aldım oradan ben.